lise, meslek lisesi ve ön lisans öğrencilerinin dikkatini. Okan Campus KPSS kursları 23 Haziran 2013 günü sizleri ücretsiz ödüllü deneme sınavına katılmaya davet ediyor. Okan Campus KPSS 39 hafta 245 saat lise ve ön lisans kursları başlıyor. Okan Campus KPSS kursu stadyum girişi Okan Sürücü kursu yanında. Telefon 244-97-97. Hal binasıyla, eski hal binasıyla Düne Park alanına yapılacak olan inşaatın hiçbir ilgisi olmadığı halde Sayın Vekilimiz bunları niye birbiriyle bağdaştırıyor? Bunu biz anlayamıyoruz. Ama Balıkesir kamuoyuna bazı belgeler sunacağız. Başkan İsmail Ok, vakıflara ait arsanın otel yapılması için açılan ihale şartnamesinden bir maddeyi okuyarak, bu maddeye göre kazanan firmanın isterse burayı alışveriş merkezine dönüştürebileceğini, bunun da Balıkesir esnafına büyük darbe vuracağını söyledi. Bütün kamuoyu şu anda buraya otel yapılacağını zannediyor. Bu ihaleyi kazanan, güya otel diye çıkıyor ihaleye, sonra bunu isterse alışveriş merkezine dönüştürebilecek. Bunu nereden söylüyorum? Aynen okuyorum. Bu ihale şartnamesinin 3. maddesi. Arsa turistik tesis alanında bulunmakla birlikte yüklenicinin alışveriş merkezi inşa etmeyi tercih etmesi halinde, dikkatinizi çekiyorum, İdareden izin almak ve İşin her türlü masrafı kendisine ait olmak şartıyla gerekli plan tadilatını yaptırıp uygulamakta serbest olacağı. Vay be. Turizm için sözde otel inşaatı ihalesine çıkılıyor. Ama otel ihalesi olduktan sonra bunu alan firma burayı alışveriş merkezi yapabilecek. Ve kira bedelleri için, bir bak hele şuraya, adrese teslim. Bunu Balıkesir kamuoyu çok iyi değerlendiriyor. Kira bedelleri otel için belirlenen bedelden az olmamak kaydıyla. Bu da zaten otelle kıyaslanır mı? Otel bahane, alışveriş merkezi şahane. Ben ihale kimde kalacak onu da söyleyeyim. Ben evet. Tabii akıllı adamlara lafın tamamını söylemeye gerek yok. O da belli. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Halde buranın niye birbirine karıştırılmaya çalışıldığı işte ihale şartnamesinden çok güzel anlaşılıyor. Bakın, buraya alışveriş merkezi yapıldığında Balıkesir'de küçük esnaf diye bir şey kalmaz. Tamamı iflas eder. Ticaret odası, esnaf odaları birliği, sanayi odası, ayaklanmanız gerekir, ayaklanmanız. Bunları ben mi söylemem gerekiyor Balıkesir Belediye Başkanı olarak? Otel diye ihaleye çıkıyorsun, sonra alışveriş merkezi yapabileceksin. Ve zamanlama da çok ilginç. Zamanlamaya dikkat çekiyorum. Seçimlere 10 aydan kısa bir süre kaldı. Bu işler zaten 3-5 ayı bulur. Seçimde de biz kazanırız. Bu belediye başkanı olmaz. O zaman biz istediğimizi yaparız. Bu planlar KİPA'da da yapılmıştı, tutmadı 2009'da. Gene tutmaz Allah'ın izniyle. İşte burada söylüyorum. Ben burada Balıkesir Belediye Başkanı olduğum sürece yasal daire içerisinde buraya kimse ne alışveriş merkezi ne otel yapamaz. Yine Edip Bey diyor ki çok bilgi eksikliği var. Keşke basının karşısında bu kadar bilgi eksikliğiyle konuşmasaydı. Niye değiştirmediniz burayı diyor, imarda diyor. Ya vakıflara ait yerlerin belediye tarafından imarı değiştirilemez. Kanun emri. Sayın vekilim, yapma Allah aşkına, bir danışmanlarına sor. Sen genel başkan yardımcısın. Balıkesir kamuoyunda bu hale düşmeye üzülüyorum ben.